Merhaba arkadaşlar. Bizden İbrahim Karabaş adlı arkadaşımız 8.000 liraya bir kombin istemişti. Bu kombini ilk önce kasklarla başlıyorum. Arai Chaser V, Access 2, Schubert'in SR1 ve Shoei GT Air modeliyle. Bunlardan hani işte bütçene uygun, hoşuna giden, motorunun rengine uyan herhangi bir tanesini alabilirsin. Ben ufak tefek özelliklerinden başlayayım. Multi kompozit yapıları var. Hepsinin multi kompozit yapısı var. Dış kabukları, havalandırma kanalları gerçekten çok iyi. Özellikle kademeli olarak açılan camları önemli gerçekten. Shoei GT Air'ı bu konuda biraz daha hafif, daha soft buluyorum dış kabuğunun içinde. Çünkü bir tane vizörü var. Bu vizör dış kabuğundan biraz çaldığı için bu konuda hani bu 3 kaskı daha çok öneriyorum. Sonra Shoei GT Air'i öneriyorum. Arai'nin Chaser V'si de gerçekten hem MotoGP'de de kullanıyor biliyorsunuz. Bunların hepsi MotoGP'de kullanılıyor. Elle yapım kasklar yapıyor biliyorsunuz Arai. Aynı zamanda hani çok dengeli, özellikle de önden çarpmalarda çok büyük destek verdiği için çok büyük mukavemet sağlayabilen kasklar. Fiyatlarını zaten açıklama kısmında yazıyorum bunların. Hepsinin Double D bağlantısı var. Double D bağlantı nedir? Double D bağlantı şu bağlama çeşidine verilen addır. Bu Double D bağlama en güvenli, MotoGP'de de kullanılan bağlama çeşidi. Kasların hepsinin spoilerları birbirlerinden tabii ki farklı. Ama iki Arai'nin birbirine yakın havalandırma kanalı var. Arai tamamen elle üretildiği için gerçekten çok hassas ayarlamalarla yapılmış. Aynı zamanda diyelim düştüğünüz zaman dış parçaların ana kabuktan kolay ayrılabildiği için kolaylıkla hani o parçaların sizi yaralanmasını engelliyorlar. Havalandırma kanalları iyi, sarsıntılara karşı çok dengeli bir kask. Mesela bu kask EC2205 sertifikasına sahip 1560 gramlık bir kask ve Japon yapımı tabii ki. Şunu şöyle bırakayım, hemen Access 2'ye geçeyim. Bu kask da tabii ki el yapımı. Arai'ler biliyorsunuz hepsini elde yapıyor. Demin de söyledim. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Üst tarafında havalandırma kanalı var. Bu ön vizörü kolaylıkla çıkartılabilmesi için şurasında ek yerleri var. İlk önce burayı çıkartıyorsunuz. Sonra vizörü çıkarttığınız zaman anında çıkıyor. Aynı zamanda bir kilit mekanizmasına sahip. Bastığınız zaman kapandığını hissedebileceğiniz bir çıt sesi geliyor. Dediğim gibi o da Double D bağlantıya sahip, bu da Double D bağlantıya sahip. İç tarafındaki pedleri çıkartıp yıkayabilirsiniz. Bu da 1560 gramlık bir kask. Ve Arai'nin şöyle bir özelliği var. Diyelim içindeki köpük yapısı özel olarak sizin hani başınızın farklı bölgelerindeki hassas noktalara daha yoğun veya daha yumuşak olarak yapılmış bir köpüğe sahip. Schubert SR1'e geçeyim. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Bu arada Schubert SR1 bu kaskların hepsinin arasında en hafiflerinden bir tanesi. 1350 gramlık bir kask. Spoiler'ı var bir tane ve bu havalandırma kanalları, yani bu sarsıntıyı engelleyebilecek gibi yapılmış. Farklı açılan bir yapısı var. Ön havalandırma kanalları, üst havalandırma kanalları var. Ve kademeli olarak açılan bir camı var. Tabii ki Double D bağlantısı var. Aynı zamanda gözlüğünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. GT Air de gerçekten güzel bir kask. Dediğim gibi bunun vizörü var. Vizörler kabuktan biraz feragat etmek demektir. O yüzden de hani üçünü öneriyorum. Shoei GT'yi daha sonra, GT Air'ı daha sonra öneriyorum. Bunun da Double D bir bağlantısı var. Ön havalandırma kanalları ve üst havalandırma kanalları var. Arai'lerde üst havalandırma ve camın üstünde de özel havalandırma kanalları var. Bununla buğuyu engelleyebilmek için yapılmış zaten. Arai'nin tüm kaskları cam üstünde özel havalandırma kanallarına sahip. Aynı zamanda kilit mekanizmasına sahip. Hepsinin de vizörü gerçekten kolay çıkabiliyor. Ve kolay takılabiliyor. Pedleri rahatlıkla çıkartılıp yıkanabiliyor. Şimdi bu kasklara bir tane de hani 8.000 liraya bir kombin yapacağımı söylemiştim. İki tane, üç tane farklı mont seçeneği sunacağım. Montlardan bir tanesi bu. Bu Revitimi montu. 4 mevsimlik bir mont. Tam yazlık montlar gibi değil. Fileli yapısı yok.
Fileli yapısı var. Şöyle var. Diyelim şurada bir tane şöyle bir fermuar var. Burada bir file, yani sizi hava alabilecek bir yapıya sahip. Ama burada açtığınız zaman diyelim içindeki katmanları da çift katmana sahip bu arada. Bu katmanları da çıkarttığınız zaman hani sizi ne kadar ferah tutabilir? Bir yazlık mont kadar ferah tutmaz. Fakat yazlık montların şöyle bir sakıncası var. Dış o file dokusu sizi düşmelerde, çarpmalarda çok fazla korumayacaktır. O yüzden de 4 mevsimlik montlar gerçekten önemli. Bu Revit'in modelinde kollarına kadar açılabilen yerleri var. Beli tamamen ayarlanabiliyor. Şurada tokaları var. Ve bir dakika şurayı biraz açalım. Hani görünmesi için. Ön tarafında şöyle kapatma yeri var. Tamamen kapanıyor. Boynunda da kapatma yeri var. Ve size tam dört dörtlük koruma sağlayan bir mont haline geliyor. Arka tarafını da göstereyim. Ve reflektif şeritlere sahip. Aynı zamanda tabii ki dirsek ve omuz korumaları var. Bunlar da çarptığında sertleşebilen korumalar. Bu montu önerebilirim. Bir de eldiven önerisi yapacağım. Bu Revit'in eldiveni uzun bilekli bir eldiven. Hani çok fazla yarış motoru modunda değil. Yani bu mont da bir yarış motoruna uygun, çok fazla uygun bir şey değil. Yarış mont, yarış motoruna uygun bir tane daha deri bir model göstereceğim. Bir tane de Dynes'in bir tane modelini göstereceğim. Onları da hani istiyorsan spor model bir kombin istiyorsan, bir giyim tavsiyesi istiyorsan onlardan yararlanabilirsin. Böyle hani çeşit çeşit yaptım ki hepsinin hani birçok insana hani hem fikir olsun hem de yarasın diye. Hani yumruk koruması var, özel eklem yeri korumaları var, parmak hassasiyeti var. Elinizden çıkartmadan telefonda hani bir şeyler yapmak istiyorsanız bu tam birebir bir model. Bilek koruması var. Bilek koruması gerçekten sert ve iyi bir korumaya sahip. Bir sürü ek yerleri var. Ve kumaş, aynı zamanda körük mekanizmaları var. Ve fermuarlı bir model. Bu biraz daha spor bir model. Bu spor modeli giyerek göstereyim. Bu da Revit'in bir modeli. Şöyle giyiliyor. Bunu da diğer elime giyeyim. Daha kısa bir eldiven, yumruk ve eklem yeri korumaları var, körük mekanizmaları var. Yazlık bir eldiven. Aynı zamanda hani hem üstünde hem de şu parmaklarının hemen eklem yerlerinde korumalara sahip, körük mekanizmasına sahip. İç tarafında da yeni nesil bilek korumaya sahip. Bu iç tarafı tamamen deri yapılmış, üst tarafı kısmen fileli kumaş ve deri alaşımlardan yapılmış. Telefon hassasiyeti yine bunda var. Bunu da alabilirsin, kullanabilirsin. Ciddi ve kısa bir model. Üçüncü eldiven önerim ise şöyle göstereyim. Bu da şöyle uzun bir model bu da. Biraz daha hani enduro kullanımına da daha uygun. Özellikle şurada şöyle cırtla, cırt cırtla kapanıyor. Bilek korumaları, bilek koruması, iç tarafı süet bir dokuya sahip ve tamamen kumaş ve süet karışımı bir şey. Bir eldiven. Körük mekanizmaları var. Hem eklem yerlerinin hemen üstünde, hem elin üstünde, hem de iç tarafında baş parmağında kolay kullanımı sağlamak için özel körük mekanizmasına sahip. Eklem yerlerinde korumalar var. Bunlar yumuşak korumalar. Bunun da iki parmağında telefon hassasiyeti için yer var. Bu da Fireglow'un VFX 2 denen modeli. Bundan da alabilirsin. Enes Şık adlı bir arkadaşımız bir serzenişte bulunmuş. Haklı gerçekten. Çünkü hani alacak arkadaşlara işte pantolon veya bot önerisinde bulunmuyorsunuz. Sadece dizlik önerisinde bulunuyorsunuz. Bu 8000'lik kombinin içinde şu botları sunuyorum. Pardon, ilk önce bu Revit'in bu faktör 2 siyah kışlık bir modelini sunayım. Bunun hani Revit'in farklı modellerine hani hem yaz hem kışa uygun olabilecek modellerini de zaten linkleriyle beraber açıklamada paylaşacağım. Ön tarafından açılıyor. Bir tane fermuar var ve kalça tarafında özel korumalara sahip. Aynı zamanda şöyle disk korumaları var ve kolay açılabilmesi için hem şuralarında ciltli yapılmış hem de fermuarlı yapılmış. Bu da o kombine örnek olabilir. Zaten belinden sıkabilirsin veya işte üstündeki montla birleştirmek için burada bir fermuar yeri var. Bu fermuar yerini kullanarak üst ve alt kombinin beraber birleştirebilirsin.
Beraberinde işte bu kombine dahil olmak üzere Daytona bir bot sunabilirim. Vites yeri koruması var. Ayağınızı devamlı vitese atmakla alakalı baş parmağı koruyor. Ön tarafındaki burun koruması güzel. Böyle cırtlı açılıyor. Aynı zamanda fermuarlı bir yapıya sahip. İç tarafı terletmeyen bir yapıya sahip. Doku koruması var ve bilek korumaları var. Daytona'nın güzel bir modeli. Bu kısa bir model. Uzun model ise Dainese'in bir tane modeli. Bir tane de Dainese kombin yapar mısınız diyen bir arkadaş vardı. Ona da bir şeyler sunacağım zaten. Dainese'in bu modeli uzun bir model. Gerçekten iyi bir model. Körük mekanizmaları var. Tabii bunda Daytona'da da körük mekanizmaları var. O yüzden de hani giyimi veya kullanımı işte ayağınıza göre şekil alması gerçekten güzel bir model. Dainese'in bu modelini açalım. Şöyle açtığımız zaman ayağımıza rahat girebilmesi için aynı zamanda ayağımızı fazla terletmeyecek bir model şeklinde yapılmış fileli bir yapıya sahip, içi aynı zamanda terlediği zaman da kolay kuruyabilen bir yapıya sahip. Körük mekanizması var demiştim. Vites koruması var, burun koruması var, bilek yeri koruması var ve topuk korumaları var. Bu da gerçekten iyi bir model. Bunun da adı Dainese Tempest diye geçiyor. 8000 liralık kombin isteyen İbrahim Karabaş adlı arkadaşımıza uzun zamandır söz vermiştim. Çekemedim, kusura bakmasın. Kombinindeki parçaların farklı versiyonlarını açıklama kısmına gireceğim. Hepinize iyi sürüşler.